Bu baskıyı hisset. Tamam. Şu an. Ne yaptık oğlum? Tamam. Allah belan versin, kolum uyuştu şu an. Şuraya baskı yapınca otomatik kırılıyor beden. Yerinde. Allah belamı versin, rüya gördüm. Lan dur Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Yılmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. 3 video ardı ardı Umut Hoca'ya göndermiyorum. Yeni bir içerik. Abi sorulardan biri de şu. Senden iri biri geldiğinde... Tunç da var. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yokum falan. Senden iri biri geldiğinde genelde ki Türkiye'de biraz adaletsiz kavgalar oluyor. Çok iri bir adam veya çok zayıf bir adam. Ben de hani milyon bir yapılı olduğum için kendimin de merak ettiğim konulardan biri. UFC Fight'ta bir ara şey gördüm. Body lock. Arkadan kitleyip adamın hiçbir şansı kalmıyor. Bunu bana gösterir misin? Yani sen nasıl kendini o kişiye karşı savunursun? İçeri girdiğinde nasıl teknik yapabilirsin? Ya da arkasına nasıl geçersin? Bunu bana gösterir misin lütfen? Biraz saçmaladım ama oldu. Yok. Sen bana yap. Ben anlatayım. Sen tamam. Arıyor. Sen bana yap. Tamam. Tamam ya, senin üstünde ben tekniği biraz göstereyim. Tamam. Sen bana dene. Birincisi, body lock demeyelim ona. Ne diyelim? Tamam mı? Bir kontrolü alacaksın adamı sen. Hı hı. Kontrollü oyun oynayacaksın. Çünkü yani genelde şu an anladın zaten. Anladım. Evet. Yani body lock yapma şansın çok fazla yok. Şu var. Safe belt diyorlar işte bu. Tutuş. Senden iri bir adama herhalde en geçerli yapabileceğin tutuşlardan biri bu. Tabii kafa burada olmayacak. Anlattığım için. Kafa şey de yiyebilirsin değil mi? Muhtemelen senden iri, senden de uzun diyelim adama. Hı hı. O zaman kendini, yani kafana defans etmen biraz daha kolay olacak. Genelde bu tutuş ciddi zorlar adamı yani. Buna gable grab diyorlar bu tutuşa. Bu değil. Avuç işleri birbirine şöyle. Bunu da tercih edebilirsin. Ha, ama bunun, bu güreşçi şeyi. Aha, bunun biraz... Bazen çözmesi kolay oluyor. İki elini içeri sok. İki elini içeri sok. Nasıl sokayım? Buradan girmez gibi. Girer, alttan dene elini. Heh. Aynen. Yani bunu da açabiliyorum. Eğerek açabiliyorsun. Yani. Ama bu, bunun şöyle bir özelliği var ki, deminkine güreşçi tutuşu dedik. Güreşçi değil. Güreşçiler bunu da tercih ediyor. Bundaki olay şu. Makaslama görevi görebiliyor yani. Yani bu tutarken bu çekecek. Çektiğinde de zaten baskı başlıyor. Koltuk altına hissediyorsun zaten baskıyı, evet. Ama çok geniş bir adamı, bunu da sen göster. Belden tutmak sıkıntı yani. Hissediyorsun zaten. Belden şey yapamaz, sonra kaldırdı mı bitti. Hı hı. Şunu yapsam mesela, adam geldi. Yani sen çok, tabii sen hızlı bir adamsın, hantal bir adam. Kim olur? Olur. Bu iş bu kadar. Ama şu riski var, bunu yapma. Aa, şeyi atarsa sıçarım. Bu değil. Nasıl? Bunda adamı öldürürsün. Ha. Bu baskıyı hisset. Oo. Görüyor musun? Tamam. Nasıl? Ha, kol. Girsek kaç? Çenenin altına girecek. Şimdi burada ne diyorlar? Gırtlak. Buna? Gırtlağın orada bir şey var. Adem elması mı? Aha, aynen. Bunu onu, kırma. Onu kırabilirsin. Ama. O zaman da senin Alanya için iyi bir sonuç olmaz. Evet. Alanya. Alanya. O yüzden adama atladığını düşünürsek bunu yap. Burayı al, bekle. Hocam. Tamam. Abi bu sefer bir saniyeydi. Oğlum gözü gitti adamın. Çok iyi. Çok... Ne yapıyorsun? La oğlum! İyi. Ne, çok iyi. Geri zekalı, uyuşturucu almış gibisin. Bununla istediğin kadar sık adamı ama bunun da bir süresi var. Yara mezedi. 10-15 saniye yani. 15 saniye de çok ciddi. 10 saniye. Sık. Kafa gitti. Sen Burak Yılmaz'sın. Bu senin kanalın. Tamam mı kardeşim? Burası Side. Yani tamam mı? Q-Spa'dayız. Yani. Q-Resort. Tamam, gel gel şöyle. Açılacaksın. Biz bunu günde 50 kere yaşıyorduk. Evet. Adem elmasını sıkmıyorduk. Sesim değişti. Şu an sesim değişti. Orayı anlatalım. Geçti. Yani bunu yaptığın zaman öldürürsün adamı. Şurayı dayıyorsun. Hı. Bunu daya. Benim kollarım çok kısadır aslında Mataleon için. Bu ve bu. Ha, kafanın arkasından bir de basıyorsun. Mesela adam bunu tuttu. Bu elini aldı senin. O zaman bunu yapıyorsun. Yani kendi ha, omuzunu tutmaya çalışıyorsun. Ya da kendi kafana gidiyorsun.
arkadan. Yok. Sen boşluk çok. Boşluk çok. Çok boşluğum var. Ne yapıyorum abi? Bir kere kafanı bu tarafa. Bu tarafa. Hı. Şimdi oturdu. Evet. Ama öyle boşluk var yani yine. Onu aşağıya yani, çok izin yani. Burada joku derin atacaksın. Şu an hala tehlikeli senin. Tehlikeli mi? Hı. Şimdi bizim kollar hacimli ya. Hala tehlikeli. Allah Allah. Tabii. Gel bana. Biraz düşeyim şöyle. Oldu değil mi? Çok, ona direkt yapıyor mu sana yapamıyorum. Kıyamıyorum sana. Ya siktir lan. Yani. Ah siktir. Nerede kalmıştık? Bir dakika. Bugün beni bayıltan bayıltan. Yok hayır. Sen. Bak. Tuttun ya. Sen boş kaldırıyorsun. İçeri tutman sonra lazım iyice. Bir hisset, gel hisset. Hisset gel abi. Hisset. Bayıl bir bayıl. Derin nefes. Ananı sikeyim. Oha. Allah belamı versin, rüya gördüm. Anam avradım olsun rüya gördüm. Başını döneceksin şimdi. Anam avradım olsun rüya gördüm. Çoluğumu çocuğumu görmediysem de orospu çocuğu. Ananı sikeyim. Lan dur oğlum. Ya kapa ne? Şu an o gidip geliyor hala. Ya kapa ne? Abi dur lan. Gelir. Ki. Hayır dur, su değil. Normalde sen hiçbir zaman küfür etmiyorsun biliyorsun değil mi? Hiç etmezdim. Sayılı bir lan. Su, sana sönmüyorum. Sen sonra sor. Abi Kur'an çarpsın çocuğumu rüya eğer görmediysem Allah belamı. Allah Allah diyorum, neredeyim lan ben? Özlemişsin demek. Çok özledim. Burada değiller ya. Ukrayna'da var. Maviş ya. Maviş değil mi abi? E, aynı hocam. Vallahi ben bilmiyordum. Abi bildiğin sanki 20 dakikadır böyle o tatlı. Dili çok güzel. Ağzını açmaya çalışıyor. Dil böyle hemen geldi. Nasıl duygu? Değişik bir şey değil mi? Anestezi gibi. Yani ameliyatta hani adam sana verirken şey yapıyor ya, anestezi almış gibiyim. Şu an ama... Aslında sen kalktın da çok iyi her şeyi hatırladın hemen. Yok. Normalde hatırlamıyor kimse bir şey. Yok ben ama ben abi gittim. Hatırlamayı bırak, hemen hatırladım da ben bildiğin çocuklar yurt dışında şey... Yok ondan sonra açtım mavi, Allah Allah diyorum ya. Bu da böyle bir şey. Uçakta da değilim. Ne oluyor? Bu da böyle bir şey. Astral seyahat. Neyse. Biz konumuza dönüyoruz. Ya ne konuş abi ya, nereye dönüyoruz? Senden iri bir adama tutuş bu. Adamı yere çekmek istiyorsan eğer, tamam mı? Yukarıdan aşağı çenesiyle beraber baskılıyorsun adamı. Bak direkt evet, şuraya baskı yapınca otomatik kırılıyor beden. Hı-hı. Mesela ben direnç gösteriyorum abi, sen bir şey yap. Zaten kafa tamam. Şey, direnç gösterince daha da ona yardımcı oluyorsun, onu anladım ben. Abi kaç saniye baygın kaldı? 2-3 saniye. 2-3 saniye. Çok güzel. Kaç saat gibi geldi? Hayır yani uyanmış hissi var şu anda. Hani dinlenmiş vücut böyle bir. Şimdi yani adamla karşılıklı başladın. Tamam mı? Vuruşmanın başladığını düşünelim. Girdin. Vücuda girdin. Arkaya döndüm, geçtin. Döndüm bak elim ne yapıyor? Yukarı çıktı. He. Topumu garantiye alıyorum. Tamam. Allah belan versin, kolum uyuştu şu an. Ne yaptın kolum? Nereye vurdun? Dirsekle mi vurdun, yumrukla mı? Her şeyde vurdu abi ya. Oo. Ha böyle biliyor mu olur ya? Bu işkence biliyorsun. Yemin ediyorum. İnanılmaz bir şey ya. Ben bunu tutacağım önce de hızlı gösterir misin abi? Gerçekten. He? Hızlı gösterir misin? He kolu göster. Yo benim abi, ben şu an uçuyorum, siz farkında değilsiniz. Farkında mısın? Şişti kolum. Bak kolum ya, şişti. Ya sus be. Önce ayağımı kırdı, sonra bayıttı, hala kitli kolum kitli kolum diye ortada geziyor ya. Gerizekalı beni burada anama alan bir kitli kolum bile alıyor amca.
Benim kuzen var 2 metre. Onu çağırayım dedim. Kuzenim var, onu çağırayım. Keşke çağırsaydım. adam bizden çekti. Bir de senden mi çeksin? Bak ne yaptın? Bum. Girdin. Bum. Bam. Geri gel. Geri gel. Vurduğumu düşün. Bum. Blokladın. Aha. Şap. Aynen. Şap. Bu eli burayı bozma. Buradan tak artık. Tamam. Aha. Biraz öne gidelim. Biraz öne gidelim. Taşa düşürme beni. Aha. Girdim. Vermedi vallahi. Bir verseydi şey yapacaktı. Tabii buradan bum bum. Peşin peşin kendimiz vuralım ayağını da. Ayağını çimşirir. Hayır gel. Oradan zaten Ground and Pound'a giriyorsun. Bam bam. Abi Ground and Pound'ın çok güzeldi. Neyle vurduysan dirseğinle ha. Hammer fist. Hammer fist'e vurdun değil mi? Ya onu özellikle... Lan, koluma vurdu ama kolum o kadar uyuştu. Yani ben bayıldığımdaki gibi uyuştu. Bak daha demin bayıldım ya, ellerimi hissetmiyordum böyle. Böyleydi. Şu an vurduğunda da o hissiyatı aldım böyle. Uyuşmaya başladı artık. Ya çok rahat. O kadar güzel oldum ki. 35'lik rakı içmiş gibi. Yalnız bayıldığımda dil böyleydi. Bununla beraber birleşti dilin. Yani. Şimdi kalkıp kızacak. Ben ona su döktüm, o bana bir şey yapmadı diye. Ben uyandırmayacağım. Ya diyorum, vallahi diyorum, çocuğumu gördüm ya. Anam. Sen özledikçe İstanbul'a gel çocuğum. Yok abi. Ya da artık metodu uygularsınız kendi aranızda. Yok. Onu baytacağım ama, onun ayağını kıracağım. Ben ya, ne yaptı sana adam vurdu? Adam vurdu. O gülüşler nasıl olsa. Abi burama mı oldu benim? O vardı. Var mıydı? He. Bugün kafanız çok güzel oldu. Abi evet, çok iyi ama nasıl içmişiz? Ama bizim kafamız nasıl güzel bir. Ama nasıl? Abi. İyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Rica bir videomuzun daha sonuna geldik. Üçüncü video biraz şey oldu böyle, özet oldu ve özet oldu. Yani bizim buradaki merak ettiğim bir konu, iri bir adam geldiğinde... Tutuşu onunla... az çok öğrendin yani. İri bir adama bele sarılmak çok büyük hata. Evet, çat diye açıyor. Tamam mı? Yani bir güreşçiye de zaten bele sarılmak hata. Evet. Ama bir işte bu söylediğimiz emniyet kemeri tutuşu diyelim. Tamam mı? Gel göstereyim bir daha. Kısa çok. Ayakta. Yani bu tutuşu arkada adamı yakaladım. Bu tutuşu yaparsan yani hangi disiplin olursa olsun. Güreş, jiu-jitsu vesaire sıkıntı. Sadece yapacağın kontroller. Kalçanı aşağı basmak çünkü seni takedown yapmaya çalışacak yani. Sırtından atmaya çalışacak. Şu değil mi? Aha. Senin yapacağın şey kafa kontrolünü çabuk almak. Burada atamaz zaten. Aha. Ellere gidebilirsin sonrasında. Bende bir tane var 20'lik. Lazım sağ. Burada en güzel blok da şu. Eğer alabilirsen şu olur değil mi? Bir hani almaya çalış abi daha. Ben bu... Vallahi yok abi. Ha yine girdin. Tabii. O bloğun içinden girmen lazım. Onun bloğunu göstereyim o zaman sana. Nasıl? Sorayım bu el abi. Buraya çapraz, bu el buraya çapraz. Hiçbir yerden girişim yok. Yok. Değil mi? Genişte olduğu için... Boğuş da yok. Boğuş da yok. Gırtlağı da kapattın. Hı-hı. Yani bunu bastın. Hem boğuşları engelliyorsun. Hem girişleri engelliyorsun. Tamam. Gel bir daha deneyelim. Tamam abi. Serbest bırak. Zamanla yarış. Hop. Abi ben dilimi de mi sıktım ya? Yok. Ağzım kanıyor. Yok. Yok. Sen dinle. O benimle alakalı değil. Allah Allah. Biraz yakalayamazsan sıkıntı. O bile sıkıntı. Bum diye. Tamam. Orada zamanla yapıp çat diye girmen lazım. Aynen. Teşekkür ederiz abi. Ne diyeyim yani? Rica ederim. İyi dövdün bizi. Allah İşim. Razı olsun. İşim. Umut abiye teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Instagram hesabını kendisinin kanalımıza belirtiyoruz. Altta yorumlar kısmında takip Oksijeni edebilirsiniz. Oksijeni de verelim. Oksijen Republic okulumuzu. İstanbul'da okulu. Onun reklam, açıklama reklam kısmında belirtiyoruz. Biz. Kendisini ziyaret edip bu güzel teknikleri birebir ondan öğrenebilirsiniz. Bol bol dayak yiyerek. Hı hı. Ben yaramaz biriyim. Dayak yemek istiyorum diyorsanız ziyaret edin arkadaşlar. İş şakası bir yana hocam. Çok güzel. Gerçekten eğitici, güzel. Ben bile buradan yani video çekiyoruz sonuçta. Aydınlanıyorum birçok hareket yaparken. Ben aydınlandım az önce abi. %100 aydınlanmak isteyen oksijene git. Değil gerçekten. Mi? Şeyi gördüm. Önemli olan mesela bizde o. Bu tekniği yaptığımızda biz hep soruyoruz. Yani aksakallı dedeyi gördün mü derler. Ya ciddi bir soru bekliyoruz. Yok. Daha şey değilim. Ama çok değişik. Tam anestezi etkisi oldu.
İşte bırakmazsan geber gidiyorsun işte abi. O biraz daha. O insanın vicdan, şey, o insanın şey. Vicdanına bağlı. Vicdan değil, bilinçsizlikle yapılırsa bu. Bak işte onu diyorum. İlk abi. Videoda da uyardık, şimdi de uyaralım. Hep uyaralım. Yani bunlar ölüme sebebiyet verebilecek şeyler. Kesinlikle. Yani Brezilyan Jiu-Jitsu yine söylüyorum. Her branş ya da yani saçma sapan uygulanırsa, hadsizce, saygısızca sokakta adam sana istediği küfür etsin ama elinizden geldiği kadar ona saygılı davranın. Aynen. Gene söylüyorum. Yaşa. Kaç, polisi ara, kavga etme, uzak durun. Hele bıçak silah gördünüz, hiç işiniz olmasın. Bırakın herif size istediği hakaret etsin. Uzak durun yani ondan. Hiç, hiç gerek yok yani. Aynen abi. Ne yaşa. Kimseye zarar verin, ne kimse size zarar versin. Aynen. Ama bizim yaptığımız şeyi mesela şöyle düşünün. Biz sporu yapıyoruz sadece. Bu iş spor olarak yapıyoruz biz bunu. Hani sen sokak diye anlatıyorsun ki anlat, iyi bir şey yapıyorsun çünkü işin serserileri var. Böyle saçma sapan tipler var. Onlara karşı kendinizi koruyun diye gösteriyoruz bunları. Hani gidin bunu deneyin şunda ya da bir kavga çıkarın bunu yapın değil. Yani onu altını çizelim. 4 saniyede böyle adam bayıltıyorsa 10 saniyede adam ölür zaten. Ki benim gibi dağ gibi adam. Yani. Dili dışarı çıkardıysa Allah gerisini sen düşün. Ben dilimi hiç şey yapmıyorum ama beni bayıltacağını anladım. İlk kesin bayılacağım dedim ama o ara yok. Yani yok, bayılacağımı tahmin ettim yani gitme değil. Umut abi beni bayıltacak dedim ki bayıldım. Bu duygu güzel bir şey ama söyleyeyim ben sana ya. Şimdi neden biliyor musun? Yani kroşe yemeden, evet. Direkt yemeden, aynen. Tekmeyi yemeden hani karşı tarafa verdiğin hasarı anlayamıyorsun. Aynen. Beni de çok bayılttı mesela. Hı. Kadir beni çok bayılttı. Ben Kadir'i bayıltıyordum. Yani bunu bilerek yapıyoruz ki onu yaşayalım ki yaşattığımız adam ne oluyor onu da bilelim, evet. Yani. Evet. Şu ara çok böyle derin uyumuyoruz biz ama. Yaptığımız sporla alakalı çünkü durmadan boğuşa giriyorsun ya. Bu ne gibi biliyor musun sen? Sürekli low kick yemek gibi. O yüzden soruyorum. Boğuşa ne girme. Ne kadar baygın kaldım. Çünkü bildiğin 4 saniye var mı? Mustafa daha iyi görmüştür onu. 3-4 saniye, saniye var mı? 3-4 saniye. Ya, aynen. Hayır, bildiğin dinlenmiş uyandım. Yani rüya görüyorum zannettim. Ya, rüya görecek kadar. Hani diyorlar ya en uzun rüya işte yok 3 saniye falan. Ben hepsini gördüm. Gözümü açtım mavi. Allah Allah deniz değil. Çok değişik bir şey. O zaman ne yapıyorsunuz? Sokakta soruyorsunuz. Evet. Hocam teşekkür ederim tekrar katıldığın için. Çok sağ ol. Bir tanesin. Sağ ol. Umut abi. Sağlık abicim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak videolara like atmayı unutmayınsınız. Vurmuyor musun? Sen hep vuruyordun. Yok abi.